Aradığımı da mağaradığımı da soğutur. Tamam, yaptığımız şeyleri saygıyla yaklaşmaması. Okey. İtici olmamalı. Bizim chat'teki kızlar erkek gibi. Ne varmış lan bizim kızlarda? Çok kıskanç ve kısıtlıcı. Hadi bakalım. Buradakilerin üstüne konuşalım. Gözünün yanına geleceğim. Gel. Abi hangimiz daha genç gözüküyor? Çok basit bir soru. Ben şöyle durayım. Bir kere senin alnında kırışıklık var. Benim alnımda nerede kırışıklık var ya? Şuraları. Bana hep diyorlar ki sen botoks mu yaptırdın? Vallahi diyorum Mehbi dedi ya. Ne zaman? 5 yıl önce falan çekime gelirken. Şimdi videoya çok hızlı bir giriş yapacağız. Hemen önüne senin birkaç tane şey koyacağım. Aa, şey gibiyim şu an. Böyle mekana gitmişim hani, telefon, cüzdan, arabanın anahtarı falan. Beyaz Mızmız savurlar atlet. okey bu arada. Mızmız savurlar Telefon, da okey. cüzdan, Ben de anahtar, bu kıza bayılıyordum ya. mermilerde. Şimdi bu gelene kadar böyle caddede yanmayan şeydi. Ama bu da gelince BMW anahtarıyla birlikte bunlar şeyi, nargileci bir tiplemeyi çağrıştırdı. Bu kro Atletmiş adam, lan yani o. şey, yengenin boğazı yandı, köz getir, seri Evet. profilim. Sana itici gelen bir erkek tipi. Yani. Eyvah. Yüzde yapma bizim Ne gibi yapma. oluyor bana Şöyle, ya? evet yani itici tabii ki. Biz kızlar arasında Hep bunun beraber. inanılmaz dalgasını geçiyoruz bu arada, Ha. erkekler. Gerçekten. Çünkü bu nedir biliyor musun? Erkeğin beyni yoktur, kültürü yoktur, vizyonu yoktur. Bir gusto Hep sahibi değildir. beraber. Hep Tek beraber. yapabildiği, tek kendinde gösterebildiği budur. Çünkü Evet. özgüvensiz bir insandır. Yani bunu düşecek bir kadın varsa eğer, o kadın da kendine saygısı yok. Ama bir şey söyleyeceğim. Var agam. Ona düşen kadın da var ya. Mesela eskiden sigara paketleri siyah olmadan önce belli başlı sigara paketleri de vardı. Onlar da koyulurdu, anladınız mı? Hep beraber yaşayalım arkadaşlar inşallah. Onlar da koyulurdu masaya. Yani şu şeye üçlemenin üstüne bir de sigara paketi gelirdi. Bu kadar O da basit. şeydi yani Sen böyle. biraz iyi yordurdun Çünkü biz bu konuda çok konuşuruz. Anladım. Benim Dolmuşsun bu konuda kesinlikle biraz. ya, saçma geliyor açıkçası bana. İşte şu saati şöyle Ben bir çıkarıp burnumu böyle silip takılmalar geliyorum. falan. Erkeklere tepki vereceğiz. Bugün seninle kadınları erkeklerden soğutan, birbirinden kötü davranışın olduğu, izlediğinde erkeklerden tekrar tekrar soğuyacağın, Vasil'in yüzüne bir daha bakmak istemeyeceğin tarzda videolarımız olacak Vasil çak efendim. etmez böyle şeyleri. O yüzden Ne yapmaz? vasillik hiçbir konu yok. Bence görürsün. İzlediğinde erkeklerden tekrar tekrar soğuyacağın bir video tepkisi bölümüyle Ben beraberiz. soğumazsam gözlerini O biraz... soğumama Öyleyse gözlerin yine yoklukta olduğu bir dönemde olduğunu anlayacağız. Şöyle seni hızlıca bir soğutmak istiyorum erkeklerden. Açayım. Mert. Durun aga, benim kameranın yeri burada olmaz burada. Şöyle alayım. Şöyle. Ya Çok lan. itici gözüküyor. Her şey tutmayın enişteyi böyle küçük Bir şey söyleyeyim. En çok enişteler Orhan Burak'a yakışması. Ve Batuhan. Batuhan nasıl cuk oturabilir? Burak Topel çok Burak Topel oturmuş. gerçekten Beyaz bunu atlet atletle kırmızı birlikte yapsak ne kadar Alen çok yadırgamayız. oturmuş. Evet, erkeklerden yavaş yavaş soğuduysak hemen ilk videomuza Ben Hadi zaten videoya fark geçelim. etmiyorum soğumaya. Başlıyoruz şöyle. Burak çok kötü. Ay, bir şey mi? Çok zor bir durum ya. Yaşayan için de çok Bir zor. tarayıp önlüyorlar tövbe tövbe ya. Bak bunu ne yapacaksınız? Ağda bandını yapıştırıp şak. Benim sabah da saçlarımı aynı böyle fön çektiler yani aynı boyda. ekran gitti, Allah'tan gitti. Çok bak. Bitti Allah'a bitti. sevilen Şey... kulun. Çok rahatsız oldum. Çok güzel bence. Rahatlatıcı mıydı? Ay, hayır. Bu gerçek mi bu arada? Gerçek. Kanım Gerçek çekildi ya. biliyor musun? Yani evet, bir hormonal bir rahatsızlık olabilir o zaman, hiçbir şey, Ya hastalık durum. aynen, kimseye bir şey söylemek düşmez, saygı duyman gerekir ama isteyerek, severek mesela, erkeklerin Nasıl kaslı ölüp biten var ya, kaslarını da saçmalamayın. yani bence hoş bir görüntü. Arkadaşlar saçmalamayın. Kıla ölüp biten olan olabilir mi ya? Erkek dediğin kıllı olacak. Evet, erkeğin de bu kıllı olması gerekiyor. Var modlar at. Ya ne video satıyorsun? Aa, hatırlıyorum lan.
İzledik, beraber izledik. Kadın kıllı erkek istiyorum demişti. Aa bir dakika, hatırlıyorum. Hatırladım, beraber seyrettik. Hatırlasanız erkek dediğiniz kıllı olacak. Ben kıl istiyorum falan demişti sanki. Bir atsana videoyu bakalım ona. Oo, çok kötü. Kılın yok diye terk mi edildin? Allah. Sen kıllı değilsin. Senden ayrılıyorum. Aa, geldi mi? Ne, nereye attın? Aboneye. Dur bakayım. %47-45 yaş arası diyorum. Bir evi olsun, bir arabası olsun dört, ama bir de dört. Şimdi bakın. Bir şey yok. Aman bir de. Evet ya. Çok komik. Kadın programlarında programı, bu programın iki sunucusu var. Bu iki sunucu ortada bir hanım var. Kırmızılı, o çok şeker şeker konuşuyor. O... Yani sağlam adımlar aramasın. Yani işi gücü olmayan gelmesin. 45 yaş üstü gelmesin. Dökülen insan gelmesin. Kız! Yani böyle şey gelsin, dinamik gelsin. Kız baksana sıkkak. Yani 74 yaşında maşallah. Tamam da gibi. Ama ben dökülen diyorum Somil Hanım. Ağzında diş olmayan da geliyor. 58 yaşındaki de lütfen can kulağıyla dinleyip buraya gelsinler. Dişini yaptıracak anca. Tamam. Esmer mi kızlar fark ediyor mu? Çok esmer olmasın, çok da beyaz olmasın. Şöyle çikolata telli, kumral olsun. Çikolata telli olsun. Kumral olsun. Ama yakışıklı olsun. Gözüme gönlüm hitap etsin. Hep yakışıklı. Ben görünüme çok önem veriyorum. Dur, gözümü... dur, dur. Ya nerede, ya, nerede? Kıl nerede? Hocam birisi ne istediğini bilmiyor. Böyle, böyle kullar çıksın. Böyle olsun. Çikolatalı olsun. Böyle kıllı kıllı olsun. Kadın diyor mu kıl diye? Her tarafı kıllı kıllı olsun böyle bora bora. Bu da böyle etler kalır. Her taraf. Kerim ilaçın hep ayak. Ne olsun? Kumral olsun ama yakışıklı olsun. Gözüme gönlüm hitap etsin benim. Hep yakışıklı olsun. Ben görünüme çok önem veriyorum. Gözümü gönlümü doldurmalı benim. Ama senin söylediğin bir şey var. Dur dur dur. Böyle yağları her tarafı. Ne olmaz be. Bidi bidi. Kısım böyle beni essin. Oğlum abla ne istediğini biliyor bir kere. Hep yakışıklı olsun. Ben görünüme çok önem veriyorum. Gözümü gönlümü doldurmalı benim. Ama senin söylediğin bir şey vardı. Şey böyle kaşlı, gözlü, kaşlı döşü, kıllı, dur, dur, dur. Karim. Ama kanka şimdi döşü kıllıkla nerede o? Şu yani az önce izlediğimiz farklı bir durum, anladın mı? Yani öyle bir şey değil bu. Çok güzel, rahatlatıcı bir durum. Hayır. Ah! Bu gerçek mi? Evet, bir şey söylemek. Erkeklerin hani biz sürekli böyle pek. Öyle mi? Evet. Mesela göğüs, döş dediğimiz oralarda da mı olmasın? Sakalda. Esra Hanım düşük kıllı olsun. Şöyle sırttaki kıla yokum. Ama yeni moda galiba. Herkes bacağına lazer yaptırmaya başlamış erkeklerde. Ama spor yapanlar yapıyor. Normal 3 hafta koşarken. Dur yeni video, yeni video. Hadi yeni video. Holigan mı? Holigan, bak holigan. Şunu yapıyor mu? Bakalım. Tabii. Gerçekten tabii mi? Tabii. Ya inanamıyorum ya, gerçekten çok çok komik bir video bu arada, bak aşırı eğlenceli. Ne var yani, bu olabilir yani, niye olmasın, olabilir bu. Nasıl ya olabilir? Bu gayet normal arkadaşlar, saçmalamayın yani, bu okey bence. Ben de gider izlerim onunla beraber. Olamaz. Allah Allah. Eğleniyorum biliyor musun? Ya bunu maç olarak düşünmeyin. Maç insta ya ne bileyim ya, maç okey bu Kızım. arada. Tabii ki de geliyor. Var benim böyle videolarım var. Ya bir kenarda açıp ara ara bakar. Ama Allah ben de Allah. problem etmem yani. Harbi mi ya? Evet. Şeyde maç mısın yani? Bak ben ne buraya zaman gelmişiz. böyle bir Ya şey. tabii ki Sen derim ama bakıyorsun. Asil de o, yani öyle yapıyor. O dengelir o onu yani. Bana böyle hissettirmez. Ha, Hatta böyle yanlarında. evet, iyi bir gol olursa Dale bak çok iyi gol olmuştur. İzleriz yani birlikte. Bu bence sıkıntı bir şey değil ya. Ya bu oyun oynamakla aynı mantık bence. Hani çok olgunca bir şey değil. Sonra izlersin. Mesela benim dizim var. Kaçıramam deyip izliyormuşum Bir gibi de yemeğe düşün yani. çıkmışsınız Yemeğe ya. çıkmışım. Bence o uygun değil, bilmiyorum. Ya Ama çok büyük problem anlarım yani. bu konuda İçeride yani. anlarım. Yemeğe çıktığınızda çocuk koydu telefonu, maç izliyor bir yandan. Rahatsız olur musun ondan? Olurum. Ve şey derim, rica edeceğim bir daha buluşacağımız söz konusu olursa maç günü seçmeyelim derim. Evet. Bu rahatsız edici bir şey yani kızlar Ne açısından. yapıyorsun yani?
Birgit evindeyiz o zaman. Ben de sağ. Giderim daha iyi bir iş görür hallederim yani. Başka işlerim de var benim, başka evet, arkadaşlarımla evet. Buluşurum. Adam yani yerine şey koyduk oturduk karşına derim. Ben of. Ben çok sen isimlendin şu an, manyak mısın? Tabii. Ha ilk date de bak. Hayır bak. Bak ilk date'se o ayrı bir şey. Tamam ilk buluşmada kızla ilk buluşacaksın. Tamam o okey, o kabul edebilir bir şey değil ama işte normal işte sevgilin vesaire. Okey, sıkıntı yok. Ama ilk date'de okey. Olmaz. Eşim çok kadın düşkünü bir erkekti. İşte kaçıncı günü, ha işte bak ilk date'de olmaz. İnanın 7-24 beni hiç rahat bırakmadı. Aa. Ve herkes diyor ki ona... Dur bir dakika. Sonra benim başka evet, arkadaşlarımla evet. Buluşurum. Adam ya, yerine koyduk oturduk karşına derim. Ben of. Ben çok sen isimlendin şu an, manyak mısın? Tabii tamam. Ben izlemedim, örnek dur. Askerden gelmiş eşim çok kadın düşkünü bir erkekti. İnanın 7-24 beni hiç rahat bırakmadı. Aa. Ve herkes diyor ki ona nasıl olur çocuk. Emin olun ya, böyle insanlar var, bunu ben size söyleyeyim. Yok tabii canım. Ya gecede ben 3 defa banyo yaptığımı bilirim. Hayır. 5 defa banyo yaptığımı bilirim. Ya gecede ben 3 defa banyo yaptığımı bilirim. Hayır. 5 defa banyo yaptığımı bilirim. Kadınlığımı beni kadınlıktan soğuttu. Emin olun ben bunları söylüyorum yani. Ay sinir hastası yaptı beni. İnanın psikologlara düştüm. Ben zehirledim kendimi. Aa. Evet yeter ki ayrılayım yakamdan düşsün diye. Haklı. Evet. Seks düşkünü erkekler. Zor yani. Vardır. Öyle erkekler vardır. Vardır ve bunlardan birisi de kim? Vasilis. Evet. Ay çok rahatsız yani videodan bu arada. Ve bunu evet. Böyle açık açık televizyonda anlatması da çok rahatsız edici. Ben niye senin 3 kere banyoya gittim? Kafamı çok... Bir şey söyleyeceğim. Yanlış hatırlamıyorsa yani hatırlatın. O videodaki teyzenin, ablanın kocası vefat mı etmişti? Yani böyle bir muhabbet mi vardı? Boşanmışlar mıydı, vefat mı etmişti? Bak hiç hatırlamıyorum. O videoyu hatırlıyorum da. Bu kimlik ben de ilk kez görüyorum. Çok ilan şeyler bitirmedim şu an. O kadar kalp dayanmaz. Geliyorum şu an. Aynen. 3 kere o duşa tamam, girerken dur. Falan. Teyzemizi çıplak banyoda hayal etmeyelim öncelikle. Zor abi. Ben şeyi anlamadım. Her seferinde bir nokta sıkılmaz mısın? Suya gir, çık, suya gir. Yani topluca sabah abi. Tamam şimdi. Balık gibi. Bir gecede 5 kere der ki atıyorum. Bir de yapıyor, uyuyorlar. İki de yine uyandırıyor seni, bir daha yapıyorsun. Bir de uyandırması falan. Mesela çok... Evet ya. Kız yine andırıyor. Kahkası falan. Kalktı lan Gida. O kötü. Kalktınız. Ya. Ya şu an değildir de yani şu yaşta değildir de. Erkeklerin çünkü bence bu konularda olgunlaşması gerekiyor. Gereken beklentiyi alabilmek evet. için. Yani gerçekten o yemeğin yemek gibi geçebilmesi için erkeğin %99 kafasında sadece eve gitmek olmaması için hani birazcık daha büyümüş erkeklerle evet. O yemeklere çıkılması gerekiyor ama lisedeyken falan, ortaokuldayken full böyleydi. Tabii, akıl sadece ona çalıştığı için erkeklerle. Evet, devam. Parker in the same babe. 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 You've been on the game for like 2-3 hours. Ben bu oyunu oynayamam. Deli gibi oyunu oynuyorum. What? 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 Bu Vasile ben. I want attention. I want attention. Kadına çok üzüldüm bu videoda. Get off the game bro. That's why you're ass. You are ass. Çatıdamalar başlamış. Ben burada %100 erkeğin tarafındayım. Neden? Anladım. Rahatsız ediyor abi. Ama şey de kötü değil mi yani? Evdesin, sevgilinlesin. Kulaklığını takmışsın, izole bir şekilde oyun oynuyorsun. Ne kadar oynadığına bağlı abi. Herkes kendi hobilerine kesik ilişkilerde vakit ayırmalı. Yani ben burada bir şey diyemiyorum. Ben de böyleyim çünkü anladın mı? Yani ben de oturup şey yapıyorum, oyun oynuyorum. Bunu hani bana itici gelmez bu. Hani yani şu durum bana itici gelmez, anladınız mı? Hani bunun bana itici gelmesi için şey olması lazım. Hani benim bilgisayarla alakam olmayıp işte onun şey yapıyor olması lazım. Ya ben anlamam yani. Böyle bana şey gelmedi, bu garip gelmedi. Anladınız mı? Katılıyorum dostum, biliyor musun? Sen çok haklısın. Sen şu anda erkek tarafısın. Evet, evet. Sevgilin peki sana gelip de... Tabii ki. Ya biraz benle ilgilen... Ya biraz benle ilgilen demez ama... gelip oyunumu sabote etmeye çalışır tabii ki, aynen birazcık buraya dönder. Öyle mi? Tabii ki ben... Sen ne oynuyorsun ya? Hiç beklemiyordum ben. Valorant oynuyorum. Counter çok severim oynamayı. Hı. Her gün oynarım. Bazen LOL.
bazen. Öyle mi? Aynen. Sen ama belki getirsin ya. Tabii tabii ben çok severim. WoW Team'le başladım zaten ben. WoW Team'le oyun görevlisiydim. Güzel. Evet. Bence çok abartılmadığı sürece herkesin kendine özel bir zaman dilimi var. Ben nasıl mantıklı bir şey izliyorsam televizyonda. Mantıklı. O sosyal hayatı gibi görüyorum birazcık ama tabii bazen benim olmadığım zamanlar, evden çıktığım zamanlar mesela hafta sonuna bir yere gitmişim gelmişim. 72 saat oyun. Alfa benim annem yapıyor onu. Bilgisayarda oturuyorum tam bana geliyor. Hulya efendim diyorum. Ya sırf şuradan kalkayım da yanına gideyim diye çağırıyor. Başka bir şey yok ha. İşte aşkım o Fulya diye şey yapıyor. Oynamış oraya yani. Geldiğimde yani hani. O ne yapalım? Vasil diyorum beyin ölümün gerçekleşti herhalde yani hani. Bir de bazen ben de böyle ben ilgi istiyorum yeter falan diye gittiğim oluyor ama bu kadar itici olmuyorum yani. Allah bana gerçekten böyle birini yazdıysa bozsun. Bahtım. Oyun oynayan mı? Ya oyun oynasın tabii canım ya. Ha. Ben de atıyorum kendim hobilerim vardır. Onları icra ediyorumdur. Bu onun hobisidir hobi ama. İcra etmek. İcra ediyorum. Ama böyle sabah 8 akşam 5 oyun oynayan gamer benim hayatıma mümkün değil entegre olamaz. Ya da ben onunkine adapte olamam. Anladın mı yani? Mesela işten geldik. Yemek bitiyor. Gitti mesela odaya oyun oynuyor. Zaten 2 saat sonra yat vakti. Biz ne paylaştık? Biz neden beraberiz? Neden aynı evdeyiz? Ben tek başıma ev tutamıyor muydum da seninle çıktım bu eve. Hani ne bu yani? Devam ediyoruz. Maço erkekler. Önce Kuzey Güney'den sonra da Avrupa yakasından sahneler izleyeceğiz. Bir bakalım. Tamam. Hadi. Koşmayacak mısın? Yani sence benim kostümüm uygun mu koşmak için? Kostümüm derken? Ne oluyor canım gidip gelmez. Bilmem. Şey mi oluyor? Hadi abi, ben çok acıktım. Kahvaltı mı yapacağız? Ne yapacaksak yap. Kankacığım şimdi yani maço erkek kıvanç tatlısı olacaksa maço olabilir, sıkıntı yok. Ama kızlar şunun kıvanç tatlısı olduğunu düşünmeyin. Maço bir erkek gibi düşünün, o zaman olmaz. Oğlum vallahi açlıktan kolumu yiyeceğim şimdi ha. Hadi. Hadi bakalım. Ah. Çok yorgun görünüyorsun. Yorgunum çünkü. Sen niye bir şey yemiyorsun? Bu kadar. Ay, cevap vermeseydin gerçekten negatiflik akıyor suratından. Sana biraz menemenden ver. Tamam ya doydum. Ondan sonra hiçbir yere izin vermiyorum. Burhan ya. Maçoyum, ayıyım ve hiçbir şeye izin vermiyorum. Bak sen misin ya? Hasretme adamı. Hasretme adamı. Bana böyle olursa gülerim lan ben. Ben gay miyim acaba? Yeah. Maçoyum lan. Hasretmeyin lan milleti. Evet gözlerim. Mesela ben ha. İlişkilerde şeyi de hiç anlamıyorum. İzin verme. Kimse benden de izin almasın. Hı-hı. Kimse bana iznimi de istemesin, iznimi de almayayım yani. Bu tarz erkeklerden hoşlanan kadınlar da var. Yani şöyle var. Benim erkek arkadaşım da birazcık aslında maço. Tamam gidelim evet, örnekle. Dışarıya karşı sert bir izlenimi var, bir tutum var. Mesela bu benim çok hoşuma gidiyor çünkü dışarıya karşı öyle. Hı-hı. Ama bana karşı baktığımda daha böyle kollayıcı, yanımda daha farklı olan. Bu tarz dengeyi kurabildin mi okey. Ama kadına da maço olduğun zaman şeyi. Kalk, koy, yap, et falan yani bambaşka bir şey. Yetiştirme tarzıyla alakalı bir şey bu. Yani benliklerine bir şey katamamış bu insanlar. Yani sevilmiyor değil de birazcık şey. Yani neye göre, kime göre ve nasıl bir maçoluk seviyesinde. Yani hani böyle karşı tarafa saygısızlık yapmaya başlıyor. İyi gidiyor. Hoş geldin ulan. Şimdi chatte soruyorum. Bizim chatimizde maço erkek seven var mı? Gün sonunda hanımcıların her zaman kazanır. Bu çok doğru. Var mı ben böyle azıcık da olsa maçolardan hoşlanıyorum diyen? Osman. Bir tık maço olsun. No yok no. Bir kişi gördüm. Yok abla Allah korusun. Yok. Dışarıya aslan bana kedi olsun istiyoruz abla. Maçı seven kadın kişisel kesinlikle. Maça sevmem ama vıcık vıcık da olmasın. Herkes sohbet eden sosyal bir kelebek olmasın. Vahşi kelebek olsun. Getirin. Bu izin olayı saçma. Bence haber vermeye olay çık haber vermezse olay çıkartırım. Ama onun dışında herkes kendi sadakatine baksın. Uğraşmam yok aldattığımı hangi kızı beğenmiş. Her şey dozunda güzel. Çok minnak olabilir. Ya. Maçoluk bilmiyorum ya.
Şimdi bak ben kendimden örnek vereyim. Ben çok dominant bir insanım. Ya ben yakarım abi gemileri. Bana ben bir şey diyecek. Siktirim. Siktirim yani. Ha vıcık, evet bu arada bir şey söyleyeyim mi? Vıcık vıcık cıvık cıvık da onu da şey yapmam. Onu da sevmem. Onu hiç sevmem bu arada. Ama maço da yok ya. Başladığında benim bana yapılması da nevrim dönüyor yani. Mesela Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı rol. Selami. Bir sebebi vardır bilmiyorum Evet ama ya ben sebepsiz yere biraz öyle ben davranıyorsa ki maçoyum öyle bu arada. yapanlar var. Yani bana çok itici geliyor. Maalesef ki Afiyet olsun canım benim. bazı kızlar da bu erkeklerden hoşlanıyor. Evet. Ya Çekilin. saklarım tabii ki kesincim. Var mı ya öyle Ya kızlar? cevap alacağım. Galiba evet arkadaşlar bulduk. Oltamıza takıldı. Ben şu an çekiyorum Aa Günce'yi. kim ki o? Günce'cim neden maço Ya ben doğru erkekler? mu anladığımı emin değilim ya. Bu az önce saydıkların değil yani. Ama Hı-hı. buradaki aksi böyle hani şey tip Senat yani nişanlım. Ben özellikle seviyor muyum yoksa onda olduğu için mi seviyorum kısmını bir kafam karıştı yani. Çok bu videolardakine çok wow olmadım Hı-hı. ama bilmiyorum kafam karıştı. Ama çok da uzak değilim Ya galiba bu kavrama. yüzümü yıkıyorum sabah. Haftada bir duşumu alırım, hiç kaçırmam. Pazardan pazara. Evet, pazar akşamları Aynen herhalde. abi. Çorapları 4-5 günde bir değiştiririm. Güzel. İç çamaşırı? Yok, hiç kullanmıyorum. Ama bu yalan. Aren böyle bir çocuk değil. Yok yok, bu şakası tabii. Herkes ayrıldık sanmış. Dolu dizgin. Bam 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 devam ediyorlar arkadaşlar. Her gün. Nasıl Aren'le sevgililer mi? Beraberiz Ayrılık yok her yani. gün. Nasıl lan ben bilmiyorum. E baksanıza. Bunları 4-5 günde bir değiştiririm. Güzel. İç çamaşırı? Yok, hiç kullanmıyorum. Ama bu yalan. Aren böyle bir çocuk değil. Yok yok, bu şakası tabii. Herkes Ha. ayrılık sanmış. Dolu dizgin. Yok yani. Erkeklerde Ha. hijyen. Çok önemli. İnsanda hijyen çok önemli ya. İnsanda Doğru. hijyen harbiden çok önemli hayvanlar bu ve kendini arada. temizliyor yalayarak yani. Çok. Kediler falan aşırı titizler bu arada. Sen Ben de kedini sürdürse izlemiyorum hemen yalamaya bayağı. başlıyor orayı. Ben böyle son dönemlerde özellikle birkaç senedir bence sosyal medyanın gücüyle de erkekler de kendine çok bakmaya Evet. başladığını düşünüyorum. O yüzden Evet, çok az herkes bakıyor aslında karşılaşıyorum ama diyebiliriz yani. yani temel ihtiyaç deodorant. Arkadaşlar deodorant kullanalım. Erkeğin tırnağı uzun olmamalı. Ayağı kokmamalı. Yani saç sakal birbirine karışmış olmasın. Düzgün dursun. Parfüm koksun. Aslında çok basit şeyler yani Duş söylediklerini hani. alsın. Yani anladın mı? Benim en tilt olduğum konuya değindik. Bence bütün kadınların, kadınla değil bütün insanoğlunun en büyük zorlandığı konu diyebiliriz bunun için. Çünkü sen karşı taraftan... Kanka bu arada hijyen zor bir şey olmamalı tamam mı? Yani duş almak yani zor bir şey değil ya. Hayır insan için öyle abi. Sadece kadın erkekle alakalı bir şey değil ki. Bu arada ben de beyaz sabun kokusuna bayılırım abi. Böyle temiz kokuya bayılırım. Burnum çok koku almasa da beyaz sabun kokusunu alabiliyorum. Ama yani eskiden çok fazla evden çıkmıyordum biliyorsunuz ama artık işte spora gidiyorum. Oraya buraya gidiyorum. Özellikle yazın. Hep beraber siz de görün. Toplu taşıma kullandığımda abi yemin ediyorum burnumun direğe düşüyor. Agam zor bir şey değil ya. Vallahi zor bir şey değil. Hep beraber. Abi burnum koku almıyor ya. Hani bekliyorsun işte Ara sıra kadın dediğin oluyor. bakımlı olacak işte kremini sürecek, oyunu yapacak, buyunu yapacak. Ya sen erkeksin. Ben duşa girdikten sonra neler çektiğimi sen biliyor musun? Saçımı ayrı yıkıyorum, vücudumu ayrı peeling yapıyorum, çık, kurut, et. Kankam bu seninle alakalı bir durum. Ben banyoya giriyorum, 15 dakika sonra saçımı yıkıyorum ve çıkıyorum. Saçımı bile kurutmuyorum. Sen dümdüz gir, yıka, çık. Bu kadar robotik bir E ben şey de öyle bile yapıyorum. yapmıyorsan eğer çok çok iğrenç bir şey. Toplum tarafından saygı görmezsin bir Evet. kere. Bunu erkek kadınla alakası bile yok. Lütfen hijyen kurallarına uymak bu kadar zor olmamalı. Mesela Gözdeciğim, birisiyle birlikte oldun. Ulan Bakarız iyi de öyle. kokuyor bilmem ne diyordu ama şunu fark ediyor. Ulan bu çocuk 5 günde bir duş alıyor. Ama kötü de kokmuyor. İyi, okey misin mesela buna? Teğmüm mü derim? O ne demek? Teğmüm abdesti var ya. Toprakta. Toprakla. Gerçekten derim. Aşkım İlginç sırrın yani. teğmüm mü derim? Yani çünkü Sırrını bize de söyle. nasıl kokmaz ya? Varsa Ha. yöntem bize de söylesin. Devam ediyoruz sıradakiyle. Çok pahalı ama bu. Ya sen parasını düşünme. Hangisini istiyorsun onu söyle bana. Bu tabii ki bu ama nasıl düşünme? Bir tanem, aşkım. Sabahtan akşama kadar mutfakta sen zaman geçiriyorsun. Hangisi senin işine yarıyorsa onu söyle. Sen parasını düşünme.
Kanka bu arada parfüm de bak pis pis kokun, terin üstüne parfüm, deodorant falan sıkınca da kötü kokuyor ya. Söyle bana hangisi? O zaman bu. Bu mu? Evet bu. Emin misin? Evet eminim. Bu çok iyi ya, bu çok iyi. Oh be, içim bay arttı bay. Zeynep'e vallahi billahi. Kurnazlığın sayesinde 600 lira kar etmiş olduk sevgilim. Evet, cimri erkekler. Yani bu bence cimri değil, akıllı erkek. Akıllı ama işte aklını cimrilikten az para harcamaya yönelik kullanmış. Ben çok iyiydi. Cimri kimseden hoşlanmam. Bir tek erkek değil yani. Bilmiyorum, ben çok olumlu düşünmüyorum. Ama şey olabilir tabii ki de, hani israf etmemeye yönelik yönlendirme yapması. Bu arada ben de cimri sevmem ya. Yemin ediyorum yani cimri hiç şey yapmam, hiç sevmem. Bizde niye tam tersi, nasıl ya? Ama taktik güzel. Ama bak bir şey diyeceğim, taktik gerçekten güzel. Doğuştan koku almadığım için bilmiyorum o konuları. Yani ben koku alıyorum ama ara sıra alıyorum. Mesela şu an almam koku çünkü alerji oldum. Ve şey oldu, ne derler ona. Bunun içi şiş benim. Hapşırdığım için şu an hiçbir şey yapamam. Tutumlu erkek, okey. Tutumlu insan, okey. Ama cimri, bence tatlı, hani o da öyle değil, hani sürekli israf etsin de şey, değil ama tutumlu versus cimri. Aynen, tutumlu okey ama cimri bence hiçbir kadın erkek genel olarak hoş değil. Ya yani cimri insan, hani kadın erkek bence çok tehlikeli. Aa yani bu arada görecek dediğim şey yok tabii ki. Bence bir insanın verdiğin paraya değmeyecek ürünü almamak cimrilik. Ya hayır öyle bir şey. Ya şimdi ha verdiğin ürünü. Abi o ya bilmiyorum, o öyle bir şey, öyle bir şey değil bence. İnsanlar tümüyle cimriyi karıştırıyor. Gerçek yani cimrilik kötü adam. Agam kötü. Biriyle beraber olmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi denklik. Savurganlık da çok kötü. Denkliğin içine de bence para harcama alışkanlıklarının da benzer olması giriyor. Sen mesela atıyorum tatile 100 bin liran vardır. 100 bin lirasını tatile harcamaya okeysindir ama hayatına aldığın kişi ya ne gerek var tatile 100 bin lira vereceğiz demiyor olması lazım. Evet. En kötü 75'i gözden çıkarsa ki orta yolu bulur. Ortak noktada aynen. Düşmanız lazım. Yok yani. Yoksa sürdürülemez yani. Ay sen o kadar hasta oldun mu kuzum? Aynen. Yok kuzum yok da ne yapalım biliyor musun? Yani? Şöyle kıvrıldım yatalım şöyle. Tamam hadi kıyamam sana. Gel kay. Şimdi ben kafamı koyayım. Tamam. Gel. Şöyle kaşık. Hop tamam. Tamam hadi kaşık. Gel. Tamam ısıtalım. Biraz yukarı evet. Biraz gel. Tamam. Geldim. Çok güzel. Biraz aşağıya. Bir daha yukarıya. Bir kere daha. Emir. He canım tamam. Tam otursun diye şey yaptım. Hasta falan değilsin sen değil mi? Beni eve atmak içindi bütün bu numaralar. Evet. Evet tamam kandırdım. Birden nasıl değişti olaydı? Gerçekten ben üzülmüştüm bu arada. Evet bu da... Ay biz kadınlar bu hasta şeylerine düşüyoruz ya. Gerçekten mi? Ya ben düşüyorum yani. Ya böyle şey mi? Ay kıyamam sana, sen hasta mı oldun falan. Ya erkekler çok acındırıyor hasta olacak evet. Kendini ya. Öyle bir bende de var. Acındırmayı bırak, şımarıyorsunuz abi çok ya. Nasıl ya? Nazlı hasta evet. Erkek değil mi? Öf çok ay Allah'ım kötü. Ya. Bak bence Nazlı yine bir okey. Hani o ilgiye ihtiyaç duyma, hastasın. Oğlum kollarım hani çok şey ağrıyor, kendimi kaldırıyorum şöyle. Oh. Hasta ve aksi erkek. Hiç çekilmiyor mu? Ay. Ya yani hasta Nazlı sen aksi bırak kendini abi. Bir çorba yapamadım bilmem falan düşünsene delirirsin ya. Flört aşamasında yani kandırmaya da gel bize gidelim ben hastayım bilmem ne mesela. Bunlar rahatsız eder mi seni yoksa? Hani her şey olur. Dozunda güzel bence. Ya bir şeyin çok heveslisi gibi dozunda duran insanlar beni irite ediyor. Bu tarz bizim taktiklere bizim gerek yok. Zaten olması gerekiyorsa bir şey olur. O şekilde ilerler. Bir de karşı taraf bunu anlıyor bir kere her şeyden önce. Komik yani bu tarz şeyler bana komik geliyor. Mide bulandırıcı. Ben bu tarz insanlara saygı duymuyorum. Kadını bir obje gibi göremezsin her şeyden önce. Sinirlendim ben biliyor musun? Fark ettim. Diğer videoda gülüyorum deli gibi ama bu video sinirlendim. Bakın sakin ol ablacığım ya. Kendimi tutmaya çalışıyorum. Tamam tut evet. Ne alaka ya? Nasılsın? Ay parfümün ne güzel kokuyor. Ne yapıyorsun? Al kızlarım sana çıkıyor. Abla çok sinirlendim. Erkekler sinirlenir bu konuya. Kalkacaksın mı ya? Sen otur ya. Parfümü çok güzel kokuyorsa sen burada otur. Ya saçmalama otur şuraya ya. Emre, ya saçmalama parfüm güzel kokuyor dedim sadece. Bırakır mısın elimi? Elimi bırakır mısın? Şuraya oturur musun? Mesela sen
Chat'teki erkeklere bir şey soruyorum. Sevgiliniz yanındaki bir kişinin parfüm kokusunu beğendi. Dedi ki ne güzel kokuyor parfümün dedi. Tepkiniz ne olur? Abo çocuk haklı diyor herkes ya. Ben de sinirim sevgilim. Erko haklı burada. Sevgilim olmasan şey değil mi? Ne güzel kokuyorsun sen de yeşeri boynuna yapışıyor. Ben de devam bu arada. Aklama varoşlan diye. Niye tutuyorsun onu orada? Çok kırıcı bir şey. Ben kız arkadaşımın yanındaki kız bunu... Kızın tepkisi ne oldu ona bakmadık. Dur bir dakika ya. Bekleyin mi? Nasılsın? Ay parfümün ne güzel kokuyor. Canım. Ne yapıyorsun? Ha, bunlar bununla mı sevgili? Ben bilmediğim için şey yapıyorum bu programı. Al kızlar bunu için yapmışlar. Erkekler sinirlenir bu konuya. Bu sevgili mi? Kalkacağım ya. Sen otur ya. Parfüm çok güzel kokuyorsa sen ya saçmalama otur şuraya ya. Lütfen ya. Ya saçma parfüm güzel kokuyor dedim sadece. Bırakır mısın? Benim için Emre. Elimi bırakır mısın? Şuraya oturur musun? Mesela sen niye tutuyorsun onu orada? Çok kırıcı bir şey. Güler geçerim biliyor musun? Yani erkek arkadaşım yanımdayken ben onun bir arkadaşı örnek veriyorum. Yabancı biri olduğunda bu biraz flört şeyi oluyor şimdi açık. Doğruya doğru. Ama benim olan erkek arkadaşımın yakın bir arkadaşı. Aa kanka parfümün güzel kokuyor. Bu çok doğal ve normal bir şey. Yanından geçti sen ona baktın falan. Çok özür dilerim. Kadir hoş geldin. Için. Hoş geldin. Milyarlarca insan aynı dünyada yaşıyoruz. Kıskançlık. Abla Allah belen versin kan vermeye gitmiş. Hemşire ne güzel damarlarınız var dedi. Kafayı çevirip bir baktım. Sandalyenin kolçağını tırmalıyor. Az. Şimdi ne güzel damarınız var derken o orada damarın rahat bulunuyor falan demek istemiştir. Ama işte abi diyorum ya bu kıskançlık bence yaşla beraber böyle törpülenen bir şey. Mesela ben eskiden çok daha yani şu anda kıskancım ama eskiden Çok daha fazla kıskanç bir insandım. Mesela benim için o 20'li yaşlarda işte damarlarınız ne kadar güzel belki hemşire sevgilime yavşıyor gibi düşünürken şimdi derim ki şimdi mesela benim damarlarım şey kötü bulunmuyor. Damarın güzel demek ne demek? Güzel şey oluyor. İşte bulunuyor demektir. Şu an öyle düşünürüm anladın mı? O biraz yaşla da alakalı. Hayır. Kıskançlığın bence ki oğlum ben esas çok salak şeyleri kıskanıyordum ya. Abartmışsın bir tık ya. Tom Hacı Emirhan götünden dinleme kanka. Chat'te birinin bir şeyini okudum onu anlatıyorum. Abartmışsın diyor bana. O da dozunda güzel. Ya her şey dozunda. Kıskançlık olmalı bir kere değil mi? Olmalı. Bak bence de. Ama fazla. Sen kendini böyle kıymetli hissediyorsun. Hayır bak hala kıskancım. Sadece kıskanacağım şeyler yani mesela eskiden kıskançlık yapacağım şeylerle şimdi kıskançlık yapacağım şeyler farklı. Yani eskiden daha böyle basit şeyleri kıskanırken şimdi o eskiden kıskandığım şeyleri düşünüyorum diyorum ki okey ama kıskanılacak bir şey yokmuş bunda diyorum. Hala kıskanıyorum onunla alakalı bir sıkıntı yok hani. Bu arada benim kıskançlığım çok sıkıntılı. Ben annemi de çok kıskanırım, babamı da çok kıskanırım, kardeşimi de çok kıskanırım. Evcil hayvanım olsa onu da kıskanırım. Ha yani şey olarak yani... Kıskançlık tabii ki de var ama daha saçma şeyleri kıskanıyordum. Yani beni kıskandı falan. Ama parfümün güzel kokuyor dedi. Evet abi bu ne ya? O zaman şey ne diye anlaşalım yani hiç konuşmayalım insanlarla. Ne taktiğini yaptın şu an? Dağ adamı. Ha mağara şey, adamı. Mağara adamı. Parfümün güzel kokuyor biraz şey bence gerçekten. Yani aynen öyle 28 yaşım ergen değilim. Belli ediyor gibi yani aslında. Çekici değil de bir adım yaklaşıyorsun gibi hakikaten yani. Evet, mesela evet. Senle ben yakın arkadaşız anladın mı? Çok yakın arkadaş olduğumuz için. Best friend forever'ız arkadaşlar biz daha. Sen yani. Bana parfümün çok güzelmiş dediğinde tabii ki böyle bir şey anlamam ama böyle ne bileyim. Samimi olmadığım birini öptüm parfümün. Yeni tanıştığım birisi bilmem ne. Evet. Parfümün çok güzel kokuyor derse bir ne oluyoruz olursun sen de olmaz mısın? Yok. Hadi bakalım. Çık bakalım. Bu yani abart biraz. Çok tepkisel davranmış. Aynen öyle Aysun. Parfüm bize sonuçta kendine ait fiziksel bir özelliğini övmüyor. Para verip aldı, kullandı bir marka.
Şimdi eniştemiz kan veriyor. Genç kız cilve yaparak damarlarınız çok güzel. Su yolmayacak mısın? Yok canım, niye yolayım? Eskiden olsa yolardım da şimdi değil yani. O şimdi okey. Neden? Çünkü mesela benim damarlarım çok kötü. Bulunmuyor. Şu an olmaz. Bir tişört gibi bir ben şey bundan yani. Bundan güzel geldi kokusu. Aa, ne güzelmiş. Güzel. Bak sana da alalım, çok güzelmiş. Hani bilmiyorum, abartı bu kadar. Gidiyorum ben, sarılma bana, dokunma. Sen de burada kal, güzel kokuyormuşsun. Çok tiyatral geldi, bilmiyorum. Bu ha. Bak yaşla beraber çok değişen bir şey de anlatayım size. Eskiden mesela kıskandım ya. Bulunduğum ortamda o adamın yaptığı gibi şey, huzursuzluk çıkartabilecek potansiyele sahip bir insandım. Ama şimdi mesela onu yapmam. Hani o olmaz, anladın mı? Hani orada yapmam. Hani huzursuzluk çıkartmam ortamda. Hani insanların ağzına şey vermem. Laf vermem. Daha şey, daha sonra konuşulur. Hani benim için teşkil eden, hani sorun teşkil eden bir konuysa evet, o konuyu daha sonra konuşurum. Ama orada şey yapmam. Ömer sen geç otur oraya, işte ben gidiyorum falan yapmam tabii ki de. Değil ama Dalia arkadaşlar maalesef. Konuştuğunuz bütün sözleri de duyduk. Sahnesini bekliyoruz. Zamanı. Ben de sabah kuaföre yemin ederim böyle şey tarif ettim. Böyle havalı çeksin istedim fönü. Bak bu adama sor. Bir tık biraz ezik geliyor. Yani evet, o bir şey eksik mi ki o kadar bunu göstermeye çalışıyorsun? Yani. Anladık evet. Mercedes var. Ben çok çekiyorum yolu. Kırılık mı bu? Ha? Hayır, bilmiyorum. Bir şey çekmek değil. Ha. Ama... Ya burada amaç kullandığın arabayı göster. Ya bu kız çok tatlı. Ben çekiyorum. Kralık mı bu? Ha, onu hiç çekmiyorum. Çüş. Ya bunun bence şeyle aynı. Full logo bir şey giyer misin mesela şu anda sen? Yok. İşte ben o, de giymem. Şey. Evet. Biraz bir tık aynı şey yani. Hani, o yüzden de böyle karakterler var da bana itici geliyor yani. Bunu kadınlar da yapıyor bu arada. Ya niye yapıyorsunuz? Çok komik. O saat orada kocaman duvar saati gibi bir saat takmış. Arabasının markasını gösteriyor. Arkada evet. Böyle işte ne bileyim bir Ceylan çalıyor. Ceylan dinlemeyi severim orada, o ayrı bir şey. Yani çok saçma. Saçma yani, bu bir dönem vardı ve bu gerçekten bitmeli artık. Senin orada arabanın markasını gördüğümde oha, evet, ne ya, biçim erkek. Var mı ya acaba? Var. 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 Ha, markayı görüyorum. Mesela şöyle kızlar var. Var. Çocuk dört dörtlük bir insan. Hı. Gerçekten iyi, işinde, kariyerinde başarılı. Arabası yok ama kanka. Hı. Hayır olmaz kanka, arabası yok falan. Yani neden? Git kendi arabanı kendin al ya. Aklıma şey geldi ya, sarık kanka. Sarık kanka dedi ya kız bana. Aynı o konuşma değil mi bu arada ya? Bu insan senin şoförü değil, bir şey yok falan. Kariyerinde başarılı. Arabası yok ama kanka. Hayır olmaz kanka, arabası yok falan. Yani neden? Git kendi arabanı kendin al. Yani bu insan senin şoförün değil, bir şeyin değil. Buna düşen evet. Bir kadın varsa materyalisttir zaten. Ben bir daha senin gece çıkmanı aileme anlatamam. Ha ben de istemem zaten. Fatih şaka yapıyorsun herhalde değil mi? Gayet ciddiyim hayatım. Fatih. Dün sen de dışarıdaydın, arkadaşlarına yemek sevdin, erkek erkeğe. Şey saçma evet. Ama sen kadınsın. Ama ben erkeğim. İlk insan. Kromagnus muydu? Kromagnon muydu? Kromagnon gibi bir şey. Aha, gerçekten benim için bu. Böyle tek tek konuşuyorlar. Tamam, siz ne düşünüyorsunuz mesela? Yani erkeklere soruyorum ben bu konuyu. Erkekler çıkıyor, siz çıkıyorsunuz arkadaşlarınızla. Aynı günde işte siz dışarıda olduğunuz için kız arkadaşınız da arkadaşlarıyla vakit geçirmek istedi. Ayrılık sebebi mi? Ne diyorsun? Özdür, ne diyorsun kanka? Gayet normal. Saçma, çıkamaz. Eşitiz, olabilir. Güven. Güveniyorsan. Direkt silerim. Ya Zeynep ne yaptın? Zeynep sildi direkt, anasını satayım. Ben de güzel vakit geçiririm. Soruyu kaçırdım. Şimdi aynı soru yani, kadın erkek için aynı. Siz arkadaşlarınızla buluşup dışarı çıkacaksınız. Karşı tarafta siz dışarıdayken dedi ki hayatım ben de çıkayım da sen yokken arkadaşlarımla ben de vakit geçireyim dedi. Tepkiniz ne olur? Ben de çıksın. Gece suriler var. Ama sen erkek arkadaşlarına çıkıyorsun. O gün erkek arkadaşlarına buluşmak istedin. Polise mi ihbar eder? Çıksın geçsin. Yok çıksın. Normal çıksın. Kızlarla çıkıyor. Hayır, sen erkek erkeğe gidiyorsun. Sen dört arkadaş
kahveye gidiyorsun. Okey çevireceksin. Kız da 4 kız olarak gidecekler. Starbucks'ta kahve içecekler. Dedektif tutarım ya Dante ya. Yürü git ya. O zaman çıksın. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ama bak burada Kızılcık Şerbo'da ne diyor? Ailemi açıklayamam diyor. Anladın mı? O başka bir şey. Gibi kadın çıkmamak dışarı gece. Ne gerek var? Aynen aynen. Neden? Emir abi. Geçerim benim sinirim. Ben bir şey söyleyeyim. Onu diyecektim. Birisi bunu mesela Gözde'ye söylese bayağı sıkıntı yaşar o erkek yani, evet. Elense yaparım direkt. Senin erkekliğin. Yok bir şey demem. Anladım evet. Hayatım derim, akşam çıkarım. Evet. Bu arada yani. Bırakır giderse. Anladım aşkım, çok öpüyorum giderim. Neden toplumumuzda bizim böyle bir şey var? Ben bir kadınım. Ben gece de dışarı çıkabilirim, rahatlıkla dolaşabilirim. Tabii ki. Sen dolaşabiliyorsan ben de dolaşabilirim. Yani çok mantıksız geliyor bu bana. Ve toplumumuzda şu çok var. Sen evlendiğinde gerçekten ailesiyle evleniyorsun. Yani o çocuk da aslında birazcık aile baskısından ötürü de öyle. Evet. Yetiştirilme tarzıyla da alakalı. Vasile'nin önceki ilişkim böyleydi. Ciddi misin? Belki de evet. Vay. Hani Vasile bu kadar bağlanma sebebim tam zıttı olmasından kaynaklı. Hani ben orada evet vesaire. Kısıtlamaya çalışıyordu diyelim. Ha. Ama kavga gürültü kıyamet yani. Bad boy bulayım ben, onların peşine evet, takılayım abi. Falan hevesleri. Evet. Sonra bir yerlerinde çok affedersiniz patlıyor. Sonra gidip ya gece bu bad boyluk değil ki, bu bayağı barzoluk yani. Bu bad boylukla alakalı bir durum yok. Bu barzoluktu. Böyle Vasile gibi çocuklar yok mu diye arıyorlar. O çocuklara şans vermiyorsunuz ki. Böyle evet, ilişki abi. Yaşayın. Hem böyle bad boyların peşinden gidiyorsunuz abi. Sonra bravo. Bu çocuk beni üzüyor. Ben akışıyorum ben. Benim yakın arkadaşlarım da var öyle. Doğru düzgün işinde gücünde olan insanları güya çekici gelmiyor. Şimdi ne astım astık kestiğim kestik tabii. Değil. Yani otoriter değil. Çekici gelmiyor ha. Yani. Hani bu çerçevenin içindeki bir insanı alıp değiştirmeye çalışmak da böyle bir şey yok. Kimse değişmez. O yüzden çerçeve dışına çıkın. Evet. Ve yani ideal ve ilişkiler yaşanabilir o zaman. Gibi insanlar. Keko evet, burada senin ya. İçinde aynı şeyi söylerim ben. Gerçekten sen de düzgün, nazik, kibar birisin ya, saygılı birisin. Yakışıklı, güzel giyinen. Gerçekten bak bugün de beğendim pantolonunu, atletik. Evet, burnu büyük olmayan. Yok nerede adam ya da bize rast gelmez. Lara. Evet, tutan bulanı hemen. Evet, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Peki bunun bir şey söyleyeceğim. Bunun ters videosu var mı? Kadınlara, erkeklerin kadınlara hep beraber yaşayalım. Ben çok hapşıyorum. Bu adam yalancı ya. Ben bayağı hasta olmuşum ya. Dur bakayım, bunun tersi var mı, ona bakacağım.